Bugün 21 Haziran, Dünya ALS Günü. ALS hastalığının ne olduğunu tekrar anlatmak, ALS hastalarının yaşadıkları zorlukları hatırlatmak, bu hastalığa dikkat çekmek için bu bölümü ALS'ye ayırdık. Önce Birsel Yurdagelen'in haberini izleyeceğiz. Ardından konuyla ilgili değerli bir konuğumuz olacak, ALS hastalığını konuşacağız. Düğme iliklemek ya da kilidi çevirmek gibi günlük basit işleri yaparken zorlanıyor musunuz? Bunun gibi belirtiler ALS hastalığının habercisi olabilir. Peki ALS hastalığı nasıl bir hastalık, ne kadar biliniyor? ALS bir kas hastalığı. Bu hastalığı duyan da var. ALS hastalığını duydunuz mu? Duydum, kasla alakalı bir hastalık. Evet, duydum. Kas hastalığı. Duymayan da. ALS hastalığını duymuş muydunuz? Hayır. Hayır, duymadım. Hayır, hiç duymadım. ALS hastalığı dünyada bilim insanı Stephen Hawking'le, Türkiye'de ise ilk kez futbolcular Sedat Balkanlı ve İsmail Gökçe'nin bu hastalığa yakalanmasıyla gündeme geldi. Türkiye'de her yıl 1500 ila 4500 civarı kişiye ALS tanısı konuluyor. Toplamsa 6000 ila 8000 arasında ALS hastası olduğu biliniyor. ALS hastalarının çoğu 5 ila 7 yıl içinde hayatını kaybedebiliyor. ALS hastalarının yaşadıkları zorlukları hatırlatmak, bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla 21 Haziran Dünya ALS Günü olarak ilan edildi. ALS hastalığını aslında hepimiz Profesör Doktor Stephen Hawking'den biliyoruz. 50 sene mücadele ettiği bir hastalıktı. Hawking hastalığına rağmen inanılmaz başarılara imza atmış bir isimdi. Sizin de anahtarla kapıyı açarken, düğme iliklerken zorlandığınız, yürürken bacaklarınızda takılmalarınız olabiliyor mu? El ve ayak kaslarında belirgin güçsüzlük, seyirme ve kramplar mı yaşıyorsunuz? Bunlar yorgunluğun da belirtisi olabilir başka bir şeyinde. Ancak bu şikayetler günlük yaşantınızı etkilemeye başladıysa doktora danışmanızda fayda var. Çünkü hareketlerimizin gerçekleşmesinde önemli rolü olan kaslarda ve omurilikte hasara yol açan ilerleyici bir hastalık olan ALS ile de karşı karşıya olabilirsiniz. ALS hastalığına dikkat çekmek, ALS hastalarını anlayabilmek için bu bölümde ALS hastalığının yaygınlığını, tanı ve tedavi yöntemlerini ve ALS hastalarına yaşam önerilerini konuşacağız. Stüdyomuzda Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, nöroloji uzmanı Profesör Doktor Vildan Ayşe Yaylak bulunuyor. Sizin de ALS hakkında sorularınız olursa ekranlarınızda gördüğünüz numaralardan aramanız ya da mesaj atmanız yeterli. Sayın Yayla, sevgili hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz sevgili hocam? Teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat, ALS hastalarının sorunlarını tartışmak gerçekten hem hastalar hem bizler için büyük bir kazanç. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bugün 21 Haziran Dünya ALS Farkındalık Günü. Öncelikle günün anlam ve öneminden bahsederek başlayalım mı? 21 Haziran biliyorsunuz en uzun güne sahip. Yani bir dönüm noktası. Böylece ALS hastalarına da bir dönüm noktası olsun, bir umut olsun anlamıyla 21 Haziran ALS günü olarak bütün dünyada farkındalık aktivitelerle kutlanıyor diyemeyeceğim, etkinliklerle sürdürülüyor. Eylemler yapılıyor değil mi? Sohbetler ediliyor. Şimdi acaba ALS nasıl bir hastalıktır? Hangi yaşlarda görülür? Kadınlarda mı, gözlemlerinize göre ya da araştırmalara göre erkeklerde mi daha fazla görülür hocam? ALS nörodejeneratif, yani nöronların, yani sinir hücrelerinin dejenerasyonu, yok olmasıyla, ölümüyle giden bir hastalık. Nöronlar nerede var? Beynimizde var, omuriklerimizde var. Sinirlere gidiyor, sinirlerden kaslara gidiyor ve bizim hareket yapmamızı sağlıyor. Hem beyindeki hem omurilikteki bu sinir hücrelerinin çok değişik nedenlerle kaybı sonucunda bu hareketleri kısıtlayacak hastalık tabloları ortaya çıkıyor. Daha çok 60-65 yaş arasında ortaya çıkar. Yani ileri yaş hastalığıdır. Sporadik ve genetik diye ayırırız. %10 kadar, çok az bir kısmı aileseldir. Ama büyük bir çoğunluğu ALS, motor nöron hastalığı, amyotrofik lateral skleroz, o söylemesi zor olduğu için ALS diye bütün dünyada kullanılıyor. Bu motor nöronlar, çünkü beynimizde sinir hücreleri var ama düğü hücrelerimiz ayrı, hareketi yaptıran hücrelerimiz ayrı. Bu sadece
hareketle ilgili motor dediğimiz hücrelerde bir hasar yapıyor. Dolayısıyla bu hastalar güçsüzlük, kuvvetsizlik, felce doğru giden bir tabloyla yavaş yavaş başlıyor. İşte asimetrik başlıyor. Elimin anahtar tutamıyorum, çeviremiyorum dediği, ellerde erimeyle gidebiliyor. Bir elinde oluyor, öbüründe olmuyor. Kolunu kaldırmakta, tıraş olmakta güçlük çekebiliyor. Yutma güçlüğü, konuşma güçlüğü ortaya çıkabiliyor. Seyirmeler ortaya çıkabiliyor, dilde seyirmeler ortaya çıkabiliyor. Ve hastalık sürekli ilerleyen bir tablo halinde. Fakat hastalar bilinçleri, bilişim faktörleri yani zekası, algılaması, konuşması, düşünmesi etkilenmiyor. Son derece aklı başında ama hareket edemeyen ve zaman içinde kendi bakımını bile yapamayan hastalar durumuna dönüyorlar. Peki hocam dünyadaki ve Türkiye'deki sıklığı nedir? Biraz önce de bahsettiğiniz gibi çok sık değil. Türkiye'de 6 ile 8 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. 100 binde 1-3 arasında söyleniyor sıklık olarak ama Türkiye'deki sayı bu. Ama Türkiye sayılarını çok net söyleme şansımız yok. Çünkü epidemiolojik çalışmalar yapılamıyor Türkiye'de maalesef. Biz Nöroloji Derneği olarak böyle bir çalışma başlatalım dedik ama bir türlü yol alınamadı kaldı. Bunları bakanlık veya daha sistematik bir şekilde yapmak için harekete geçiliyor ama hastane istatistikleri her zaman çok güvenilir olmayabiliyor. Başka parametreler gidiyor. Kabaca tahmin ettiğimiz rakamlar söz konusu. Daha çok erkeklerde görülen, daha çok yani 3 erkeğe 2 kadında görülüyor. Sıklıkta o kadar ama ailesel olanlarda kadın erkek çok da fark etmiyor. Onlar zaten çok daha az bir grup. Biraz daha genç, 50'li yaşlarda ortaya çıkabilir. Çok daha genç ortaya çıkmaz mı? Çıkabilir. O her olayda olduğu gibi ama bekleneni bunlar. Peki hocam genetik faktörlere de bağlı dediniz. Peki çevresel risk faktörleri var mıdır bu hastalık için? Bir sürü faktör suçlanıyor. Tam nedeni henüz bulunabilmiş değil. Genetik faktörlerde süperoksit dismutaz enzimi eksikliği var. Bu enzim yani şöyle hastalığa baktığımız zaman bunun altında yatan nedir? Patolojisinde ne var? Etiyopatogenezinde ne var diye bakarız. Veya altta yatan neden nedir? Genetik olanla genetik olmayan hastalığın seyri benzer. Altta yatan neden benzer? Onu bulursak diğerini de açıklayacak nedenleri bulabiliriz. Yaklaşımları olduğu için çalışmalar biraz o yönde sürdürülüyor. Sigara suçlanmış, egzersiz suçlanmış. Biraz önce televizyonda da gösterdiniz futbolcular. Futbolcularda daha çok diye 12 Haziran'da ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir toplantıya katıldım. Mecliste bir komisyon kuruldu. ALS, DMD, düşen musküler distrofi, SMA dediğimiz hastalık ve diğer nadir hastalıklarla ilgili bir komisyon bu. Orada bu kamu yararına çalışan dernekler, ALS Derneği, SMA Derneği, Kas Hastalıkları Derneği, ben de orada kısa bir sunumda bulundum. Daha çok bu yönde gidiyor. Yani evet, devam edelim. Şimdi hocam bir ALS'yi araştırırken Batı Pasifik'te bulunan 3 bölgede hastalığa son yılda birkaç yıl içinde ortalamadan daha fazla rastlandığını okudum. Bu bilgi doğru mu? Coğrafyaya göre değişir mi? Coğrafyaya göre bu bilgi evet Japonya, Yeni Gine, Papua bu bölgelerde daha çok olduğu. Burada kullanılan bir bitki tohumunun kullanımıyla bunun daha çok olduğu söylenmiş. Yani bu da risk faktörleri arasında multifaktöryel diye söylemekte fayda var. Ama oradan da bir yere gidilemedi. Bütün dünyada yaygın. Sadece o tohumla ilişkilendiremiyoruz. Peki gebe kadınlarda acaba bebeğinin böyle bir duruma olup olmayacağı anlaşılabilir mi? Hastalık belirtileri başlamadan bu hastalığın olup olmadığını söyleyemez. Şimdi gebe kadınlar hastalık 60-65 yaşlarında başlıyor. Erkeklerde daha çok diye söylediğimiz zaman zaten gebelik dönemine geçmiş olduğu için çok risk altında olmasa gerek diye düşünüyor. Ama hastalık şikayetleri başladığı zaman değerlendiriyoruz.
ALS tanısı oldukça zor bir tanı. Hekimler açısından da hasta açısından da bunu bilgilendirmek de zor. Bizim bu tanıyı koymak istemediğim, yani koymak istemediğim bir tanı bu benim, öyle söyleyebilirim. Onun için ayırıcı tanıda altta yatan diğer olabilecek diğer hastalıkları çok iyi ayırt etmemiz lazım. Böyle bir damgayı vurduğumuz anda o hastanın hayatı başka bir yöne doğru bakımı olması gerekiyor. Yani karıştırılabilen hastalıkları var mıdır? Hastalıklar var tabii ki. ALS tanısını koymak için elimizde bir belirteç yok. İşte filmine baktık, bunu gördük, ALS. Tahlil, kan tahlilinde bunu yaptık, bu ALS, böyle bir şansımız maalesef yok. Ama bununla karışabilecek diğer hastalıkları ayırt ettiğimiz zaman bir kısmı bunların tedavi edilebilir hastalıklar oluyor. Hastanın seyri, hastalığın seyri o hasta için değişmiş oluyor. Tahlilleri daha çok sanki onları ayırt etmek için yapıyoruz diye de söyleyebiliriz. Mesela karşınızda bir hasta geldi, öyküsünü dinlediniz, diğer hastalıklara sahip olup olmadığı konusunda elediniz ve karşınızda bir tek ALS seçeneği kaldı. O esnada hastaya nasıl bir yaklaşımda bulunuyorsunuz hocam? Yaşam önerileriyle mi başlıyorsunuz? Tabii önce hastalığı bildirmek lazım. Bu değişik ülkelerde çok değişik yaklaşımlarla karşılaşılıyor. Yurt dışında genellikle hastanın kendisine söylenme yönünde gidiliyor. Türkiye'de her hasta bunu tolere edemeyebiliyor. Bunu anlayabilecek yakını, yani algılayıp ona bakım verecek, sahiplenecek bir kişiyle birlikte bu hastalığın ilerleyici olduğu, belki gerçekleri çok fazla söylemeden ama artacağını, ilerleyeceğini, bakım için şunlar gerekecek, bunlar yapılacak diye gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz ama 3-5 yıl içinde bu hastalık sona erebilir gibi bir sözü söylemeyi tercih etmiyoruz. Tabii hastalar bu tanıyı konduktan sonra nelerin olabileceğini internetten veya başka kanallardan öğrenebiliyor. Bazen internetten öğrenmeden bizim doğru bilgiyi vermemiz daha anlamlı diye düşünüyorum. Çünkü bazen hasta ifadeleri kafa karıştırıcı ifadeler olabiliyor, bilgi kirliliği olabiliyor. Evet. Doktorun, hekimin aileyle birlikte bunu bilgilendirmesi lazım. Çünkü ALS hastası olduğu zaman sadece o kişi hasta değil. Bunun çevresi, ailesi de artık bu sürecin içine girmiş oluyor. Ve multidisipliner yaklaşım gerekiyor. Yani hasta güçsüz, hasta yürüyemiyor. Zaman içinde 100 metre yürürken gidemez hale geliyor. Zaman içinde oturup kalkamaz hale geliyor. Zaman içinde konuşamaz hale geliyor. Zaman içinde yatakta dönemez hale geliyor. Zaman içinde soluk alamaz hale geliyor. Bunlar çok ciddi bakım gerektiren durumlar ve bunları evde bakmak son derece zor. Hastanelerde böyle bakım merkezleri yok. Palyatif bakım merkezleri çok da fazla bu hastalara yönelik değil ve bu kadar uzun süreli bir bakımı kaldıracak sayıda bakım merkezi de Türkiye'de henüz yok. Peki ne gibi çalışmalar yapılabilir hocam? Buradan önerileriniz ne olabilir? Bu tip bakım merkezleri olması lazım. Şimdi Türkiye'de bu kas hastalıkları diye söylendi, televizyonda da gördüğünüz gibi aslında bunu nöromüsküler hastalıklar adı altında almamız nöromüsküler lazım. Nöromüsküler. Nöro, nöron, sinir, müsküler kas hastalığı. Sinir, kas hastalığı. Yani beyin, omurilik, oradan çıkıp kaslara giden sinirlerimiz ve kaslarımız, hareketimizi sağlayan, algılarımızı sağlayan bunlar aslında. Bu hareket sağlayan bölümlerde hepsini aynı çatı altında topladık. Kas hastalıkları dediğimizde bir grup giriyor. ALS dediğimizde bir grup giriyor. Ama bu işe bakan hekimler tüm bunların hepsine birden bakıyor. Türkiye'de 2010 yılında bakanlığın nezdinde nöromüsküler hastalıklar mükemmeliyet merkezleri kurulması planlandı. Bunun için başhekimlerle, bu konuyla ilgilenen hekimlerle toplantılar, çalıştaylar yapıldı. 12 hastane, sonra 14 hastane kas hastalıkları merkezi olarak belirlendi. Fakat
hastane koşulları, hekimin çalışma koşulları, hastanın gelme koşulları o kadar çok faktör işin içine giriyor ki bunlardan şu anda sadece 7'si efektif çalışabilir durumda. Ve çok fazla hasta olduğu için o mükemmeliyet planlanan istenen şeyi de tam karşılayamıyor diye de bir kısmı karşılayamıyor diye söyleyebiliriz. Şimdi hocam acaba bu hastalığın evreleri var mıdır? Dediniz ki var, hani ilerleyici bir hastalık ama ilk aşamada, ilk evresinde nasıl bir bulgu yaşar hasta? Ve evrelere göre neler yapılabilir? Bunu konuşalım. Şimdi güçsüzlükle başlıyor. Bilinç aklı başında düşünen, kafası iyi çalışan hastalar. Mesela bir Alzheimer hastası dediğimizde vücut belki sağlam oluyor ama yavaş yavaş unutkanlıklar başlıyor, algılar değişiyor. Burada bilinç sonuna kadar %10 kadarında demans gelişen tablolar var. Onları bir tarafta tutarak konuşuyorum tabii ki. Bilinç aklı başında olan, her türlü işini düşünebilen, yapabilen insanlar. Duyu kusuru hiç yok bu hastalarda ve tanıları zaten bunlara dayanarak kramplarla, seyirmelerle, güçsüzlükle, başvurusuyla koyuyoruz. Bu hastaların güçsüzlüğünün giderek ilerleyeceğini biliyoruz. Sadece kas güçsüzlüğüne yönelik bakmamak lazım. Biraz önce de söyledim, konuşma güçlüğü gelişiyor, yutma güçlüğü gelişiyor, solunum güçlüğü gelişiyor, hareket güçlüğü gelişiyor. O zaman bunu desteklemek için rehabilitasyon, solunum, göğüs hastalıkları iyi işbirliği içinde olmamız lazım. Beslenme, diyetisyen veya bu hastalık ilerleyecek, solunum fonksiyonu kapasitesi belli bir düzeye gelmeden bunun beslenmesi için, çünkü çok hızlı kilo kaybı olabilir. Ağızdan beslenmesiz olmuyor mu hocam? Olmayacak duruma gelebilen hastalar var. Onu da belli bir saatten sonra yaptığımızda işe yaramıyor, sorunlar çıkıyor. O daha solunum kapasitesi çok düşmeden pek dediğimiz mideden tüple besleme olayını halletmemiz gerekiyor. Solunum çok sıkışmadan, enfeksiyonlar, diğer olaylar gelişmeden trakeostomi dediğimiz boğazdan soluk alıp vermesi için bir delik açılıp oradan alete bağlanması gerekiyor. Burada sadece alete bağlanması yeterli, yani aletlerin de devlet tarafından verilmesi gerekiyor. Bakanlıktan bunları, SGK'dan karşılanabiliyor ama her hastanın ihtiyacı farklı. Farklı oluyor değil mi? Farklı oluyor. Bunu bilinçli bir şekilde yapılması gerekiyor. İkinci el olarak veriliyormuş, yani bir hasta alıyor ama SGK bunun hepsini karşılamıyor. Böyle sorunlar var. Onlar bu komisyonlarda tartışıldı, dile getirildi. Herhalde bunlara çözüm gelecektir. Gelecek. Umudundayım. Bir dönüm noktası olacağını umarım düşünüyorum ben de. Tekerlekli sandalye demeyeceğim, akülü sandalyeler lazım burada. Ve bu akülü sandalyelerle skolyoz sürekli oturacak, gelişebilir. Sürekli aynı sandalyede oturacak, o sandalyenin yumuşaklığı, minder ayarlarının havalı yatak olması, havalı yatak diyorum, o minderlerin olması, yatarken havalı yatak, dönemeyecek hasta, bunların sağlanması gerekiyor. Yani belki tuvalet konusunda değil mi, yine o sandalyelerin bir lift, yani kaldırıp oraya taşıyabilen, evet, sistemleri var. O tip sandalyelerin olması gerekiyor ama bunların hepsi maliyete dayalı. Her aile bunları yapamayabiliyor. Türkiye'de var mı hocam bu aletler? Bu aletler biraz önce gösterdiğiniz Sayın İsmail Gökçekli toplantıda da gördüm. Onun sandalyesi son derece kapsamlı. Birçok, evet, işi yapabilecek durumda ama solunum cihazına bağlı. Sık sık aspire edilmesi gerekiyor. Solunum cihazı olacak, oksijenizasyonu sağlanacak, aspirasyon sondalarının sağlanması gerekiyor. PEC'den beslenmesi gerekiyor. Yani sürekli ona bakan bir kişi gerekiyor. Ve aile bütünlüğü açısından evde belli yaşta çoluk çocuğu olan insanlar, evde bir yoğun bakım şartları sağlanması gerekiyor. Herkes bu bakımı verebilecek nitelikte oluyor, olmayabiliyor. Maliyet bunu karşılayabiliyor, karşılayamayabiliyor. Bilinçli olarak bunların planlanması, bu hastalara bu tanı konduğunda biraz daha
ayrıcalıklı davranılması herhalde yararlı olacak. Hocam size gelen sorularla devam etmek istiyorum. Soru cevap bölümü olsun bu bölüm. Numaraları da bir kez daha hatırlatalım. Efendim ALS'yi konuşuyoruz. Çünkü bugün 21 Haziran yani ALS Farkındalık Günü. Eğer ALS ile ilgili sizin de aklınıza takılan sorular varsa bizi arayabilirsiniz. Hem WhatsApp hem telefon numaralarımız var. Telefon numaramızı hatırlatalım hemen. 0212 243 71 78'den sorunuzu arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesaj yazabilirsiniz. Hocam bu ALS hastalığına dikkat çekildiğinden beri acaba bende de var mı diye doktor doktor geziyorum der bir izleyicimiz. 3 farklı hastanede EMG testi, kan tahlili, beyin MR'ı, idrar tahlilleri yaptırdım. Bir bulguya rastlanmadı. Eğer bir hastalık olsaydı bu tahlillerde belli olur muydu? Mesela EMG testinin esas amacı nedir ben bilmiyorum diye sorar bir izleyicimiz. EMG en çok yararlı ayarlandığımız tanı aracı. Çünkü ALS hastalarında belli kriterler var. Bu kriterler doğrultusunda bu tanıya yöneliyoruz. Klinik olacak, EMG'de saptadığımız bulgular olacak. Üst motor, alt motor nöron, beyin, omurilik diye bahsetmiştim. Omurilikten sonrasında ALS bize bu tanı, EMG'de hiçbir şey bulmuyorsa, klinik bulgularında hiçbir özellik yoksa şüphe etmemek gerekiyor. Ama o sırada olmaması daha sonra çıkmayacağı anlamına gelmez. Şüphelendiği bulgular olduğunda oraya gitmesi lazım. Bir nörolog bu tanıyı koyabilir. EMG laboratuvarlarında bu tanıya yönelinir. Dediğim gibi karışacak hastalıklar olabilir. O nörolog o ayırıcı tanıları yaparak olmadığını söylediği zaman daha çok güvenmek daha doğru diye düşünüyorum hatta. Bir izleyicimiz tüm vücudumda seyirme var der. 10 ay önce kötü çıkan bir EMG sonucum vardı. Doktor ALS gibi görünüyor dedi. 10 ay oldu seyirmeler aynen devam ediyor. Hocam 10 ay ALS'de kısa bir süre mi? Yani ALS olsa bu süre içinde güçsüzlük, atrofi olur muydu? Bir de bir haftadır alnımın sağ tarafı sürekli bazen saatlerce seyiriyor. Sağ şakağımda da oluyor. ALS'de bu bölgelerde seyirme beklenir mi? Öncelikle o bölgelerde seyirmeyi çok beklemiyoruz. Oradan başlayabilirim. 3-5 yıl gibi bir süre söyleniyorsa da Stephen Hawking'i veya başka hastalarımızı iyi bir bakımla bu hastalar daha uzun yaşayabiliyorlar. Bazıları gerçekten yavaş seyrediyor, bazıları çok hızlı seyredebiliyor. Bunları bir şemsiye gibi düşünmek, işte yavaş seyreden, hızlı seyreden değişik alt grupları, sub grupları var diye algılamak lazım. Çok değişik görülebiliyor. Ama takiplerine devam etmesinde yarar var. Eğer İstanbul'da ise gelsin, bizim takibimize girsin. Evet. Hocam bir diğer izleyicimiz, annem 59 yaşında, 1,5 yıl önce el parmakları kıvrıldı, kolları felç oldu. Şimdi bacakları da felç. Yutkunma ve nefes alma zorluğu var, saçları çok dökülüyor. Baş dönmesi, mide bulanması var. Ortostopik hipotansiyon ve sentop atak var. Büyük tansiyonu çok çıkıyor, küçüğü çok düşüyor. EMG ve beyin MR'ı çekildi. EMG'de ve MR'da solda tamamen his kaybı, sağda da çok az his var. Ayrıca öksürük, hırıltı, arada ateş ve üşüme oluyor. Konuşma da yavaşladı, fazla konuşamıyor, tıkanıyor. ALS teşhisi koydular. Her gün daha kötüye gidiyor. Gece 1-2 saat uyuyabiliyor. En fazla 6 ay yaşar dediler ama sizce de teşhis doğru mu? Sizi görünce ekranda sorayım istedim der. Bu anlattıklarımızla ALS olabilir, his kaybı dediğiniz için olmasa gerek diye düşünüyorum ama sizin hissetmekle, muayene etmeden ben söyleyemem yani bu konuşmalarla. ALS demek için belli kriterlere sahip olması lazım ama ALS dışında da nörolojik başka hastalıklarımız da var. Onlar da bu tabloları açabilecek şeyler. Bulguların hepsini görmeden karar vermek çok kolay değil. 6 aylık ömrü kaldı. Ben böyle bir şey söylemeyi hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Hiçbir hasta için, hastalık için doğru bulmuyorum. ALS hastalarının kaybı genellikle solunum sıkıntısı, yemeklerin soluk borusuna kaçarak orada gelişecek enfeksiyon gibi sıkıntılarla, soluk alamamasıyla olmakta. Ama bu yardımcı cihazlarla birlikte trakeostomi sonrasında alete bağlanarak solunumun sağlanması, işte beslenmesinin sağlanması,
konuşması için iletişim çok önemli bu hastalarda. Bunun için bilgisayarla, göz bilgisayarlarıyla, harflerle iletişim kurabilmesi. Bunlarla hastaların ömrü uzayabiliyor diye düşünüyorum. Sıkıntısını söyleyebildiği zaman. Rehabilitasyon son derece önemli. Ama bu hastanın özelinde bu bulgular EMG'si vesaireyle tanı kondu diyorsa doktora güvenmek gerekir diye düşünüyorum ama başka şeyler de olabilir tabii ki. Şimdi bu konuşma, iletişim çok önemli dediniz hocam. Tabii. Bir yandan belki konuşma terapileri alabilir hasta. Bir yandan da Stephen Hawking'in hayat hikayesini okuduğum, izlediğim zaman bir takım cihazlarla o iletişimin değil mi sağlandığını gördük. Bu cihazlar sağlanabilir mi Türkiye toplumunda? Tabii ki sağlanabilir. Gözle yardımcı cihaz. Bu yazılımlar son derece geliştirilmekte. Her sene daha da çok geliştirilmekte. Göz bilgisayar, yani gözle kumanda ederek iletişimini sağlıyor veya bu düşündükleri şeyleri orada yazarak sesli hale getirip iletişimi sağlanabiliyor. Bunlar sağlanabiliyor. Ama dediğim gibi hep maliyete dayalı şeyler. Bunu da devletin ve hastaların karşılaması gerekiyor ama çok yüklü, çok sorunlu. Bir ailenin tek başına kaldırabileceği bir mali yük değil bu diye düşünüyorum. Peki hocam, ALS tedavisinde bir takım ilaçlar kullanılıyor mu? ALS tedavisinde çok yıllardır çalışılıyor. Fakat çok hızlı yol alınamayan bir grup bu grup. Kabul görmüş bir ilacımız var. Bu hastalığı yavaşlattığı 9 ay kadar hastalık süresini uzattığı söylenen bir ilacımız var. Kabul görmüş, kılavuzlara geçmiş tedavi. 2014 ve ondan sonra çıkan bazı çalışmalarda yeni bir ilaç çıktı. Hem Amerika'da hem Avrupa'da EMA ve FDA'nin kabul ettiği ilaçlar var. Ama kılavuzlara henüz geçmedi. Kar zarar oranları, yapılan çalışmalarda birisi iyi derken öbürünün onu desteklememesiyle verilebilir mi? Verilebilir ama henüz bu mutlaka verilir grubuna girmiş bir ilaç değil. İsimleri söylemiyoruz şu anda. Evet. Hocam, bir izleyicimiz de şunu sorar. Acaba ALS hastaları hamile kalabilir mi diye merak ettim. Bir de eğer hamile kalırsa bu hastalık bebeği etkiler mi diye. Hastalık bebeği etkilemez. Ama dediğim gibi biraz daha erkek, biraz daha ileri yaş hastalığı olduğu için çok beklenen bir şey değil. Öyle bir şey olursa bütün hekimler bütün seferberliğiyle her gerekeni yapacaktır bu hastaya. Bir izleyicimiz merhaba, atipik nöropati teşhisi ile ALS arasında bağ var mı diye sorar. Bağ var mı demeyeyim, birbiriyle karışabilecek tablolar. Multifokal motor nöropati dediğimiz tablo var mesela. Çok sık karışabilecek. Halbuki birisinin tedavisi var, öbürünün bakım gerektiren bir hastalık tablosu diye değerlendirdiğimizde onu mutlaka dikkate alır ayırıcı tanında hekim diye düşünüyorum. Şimdi hocam, programımızın sonuna doğru yaklaşırken acaba bu hastalıkla ilgili duyarlılık dışında neler yapılabilir? Biraz bahsettik ama şöyle bir özetlemeniz gerekirse, eğer bizi izleyen ALS hastaları ya da yakınları varsa onlara yönelik yaşam tavsiyeleriniz neler olur? Buradan mesajlarınızı alalım, bitirelim. Bu hastalara bakım verdiğimiz kadar hasta yakınlarına da destek vermemiz gerekiyor. Değil mi? Evet. 24 saat yoğun bakımda çalışan bir çalışan diye düşünmemiz gerekiyor. Bunların bütün gerekenleri yapmak için çaba gösterdiğine inanıyorum. Bunun için tatil yeri gibi haftanın bir günü, iki günü hastanın gidebileceği belki merkezler kurulabilir. Ütopik olabilir bu düşüncelerim ama o hastaya yapılacak şeyler aşağı yukarı belli. İşte aleti vereceğiz, yazılımları sağlanacak, maliyetli olacak. Ama hasta yakınlarının da bakımını, desteğini, belki gün içinde 2 saatlik birisinin gidip hastanın banka ihtiyacıydı, başka ihtiyaçları var mı, onları sağlamak için dinlenmesi, hastaya iyi bakılıyor mu bunları denetlemesi, evde bakım hizmetlerinin bu konuya biraz daha ağırlık göstermesi, bu hastalar hastanelere geldiği zaman oradan oraya gidip buradan buraya gidip çok zor hareket edebilen hastalar, bunları topluca komprime bir şekilde bütün işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılabileceği şartların sağlanması
şu anda aklıma gelenler. İlk gelenler değil mi? Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bizi bilgilendirdiniz. Belki ALS hastalarına da moral vermiş oldunuz buradan. Teşekkür ediyoruz. Efendim ALS'ydi son bölümümüzün de konuğu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Vildan Yayla'yla bitiriyoruz programı. Pazartesi günü aynı saatte başka uzman konuklarla yeniden karşınızda olacağız. O zamana dek sağlıklı kalın efendim. Hoşçakalın.